Amerika ile yaşadığımız her büyük kriz sonrası Türkiye'deki Amerikan üslerinin kapatılmasını herkes konuşuyor. En başta da Türkiye'deki İncirlik üssünün kapatılması mevzusu. Peki Türkiye hiç Amerikan üslerini kapattı mı? Tarihe şöyle kısaca bir bakarsak, evet, Türkiye ABD'nin 21'e yakın üssünü kapattı ve 5000'den fazla askeri personelini, çalışanını sınır dışı etti. Günümüzde yaşanan olaylarla geçmişte yaşanan ve Amerikan üslerinin kapatılmasına kadar giden olaylar zinciri nasıl oldu? Gelin hep beraber izleyelim. 1960'lı yıllarda dünyadaki afyon üretiminin %80'ini Türkiye karşılıyordu. Amerika ülkesinde uyuşturucu kullanımının had safhaya çıkmasını bahane ederekten Türkiye'den haşhaş ekiminin, afyon üretiminin yasaklanmasını istedi. Bu istekler, talepler 1960'lardan 1970'lere, 74'lere kadar geldi. Amerikan hükümetleri Amerikan gençliğinin esrarla, eroinle mahvolduğunu, her 3 Amerikalı'dan birinin eroin bağımlısı olduğunu ve bunun ana sebebinin de Türkiye'de üretilen afyon olduğunu, oradan gelen afyonlardan yapılan eroinler olduğunu defaatle vurguluyordu. Amerikalıların meşhur çiçek çocukları, 68'li çiçek çocukları, yani hippiler, o zaman esrarı en çok kullanan, eroini en çok kullanan kitleydi. Oysa baktığınızda uyuşturucu en çok özendiren Amerikalılar, Amerikan filmleri. Adamların her filminde, her Amerikan filminde mutlaka bir uyuşturucu kullanan kitle, genç kitle, eğlenen, içki içen, kendinden geçen, uyuşturucu partileri yapan bir görüntü. Bunu da yapan Amerikalılar. Yani bu dünyada uyuşturucuyu özendiren %99 uyuşturucu kullanan, uyuşturucu güzel bir şeydir, gençlere keyif verir, eğlence verir diyen Amerikalılar geliyor Türkiye'ye, siz dünyada uyuşturucu yayıyorsunuz diyor. Saçmalamanın dibine vuran Amerikan zihniyeti. Bir türlü haşhaş ekimini yasaklamayan Süleyman Demirel hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart 1971 muhtırasını yayınladı. Demirel hükümeti istifa etti. Yerine Nihat Erim Başbakanlığında partiler üstü teknokrat bir hükümet göreve gelmiş oldu. Askeri muhtıra sonrası kurulan Nihat Erim Başbakanlığındaki hükümetin ilk icraatı Haziran 1971'de afyon üretiminin tamamen yasaklanması oldu. Erken genel seçimde yeni kurulan Ecevit ve Erbakan hükümeti haşhaşın tekrardan serbest olacağını dünyaya duyurdu. Ve tarihler 1 Temmuz 1974'ü gösterdiğinde Türkiye'de haşhaş üretimi tekrardan serbest oldu. Kıbrıs Zaferi, 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra elde edilen ve Kıbrıs'ın kuzeyini almamızla sonuçlanan Kıbrıs Savaşı sonrası, tabi Amerika buna çok sert tepki gösterdi. Türkiye'de iğneden ipliğe, askeri araç gereçten petrole, her şeye ambargo koydu. Bu Amerikan ambargosu o kadar ağırdı ki Ecevit'ten sonra iktidara gelen Demirel şunu söylemişti: 70 sente bizi muhtaç ettiler. 1975 yılının ağır ambargosu altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pilotları uçmakta çekiniyorlardı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar, Başbakan Demirel'in yanına geliyor. Orgeneral Sancar'ın elinde demir bir çubuk vardı. Başbakan'a asker selamı verdikten sonra demir çubuğu Demirel'e uzataraktan "Suçluyu buldum efendim," dedi. Demirel şaşırarak sordu: "Paşam, elindeki çubuğun suçu ne? Kabahati ne?" "Sayın Başbakanım, askeri savaş uçakları havada arıza yapınca pilotlar otomatik paraşütle yere atlarlar. İşte bu demir çubuk o otomatik sistemi harekete geçiren parça." Demirel daha çok şaşıraraktan şöyle der: "Paşam, peki anladım da bu çubuğun suçu ne? Kabahati ne? Elini aldın getirdin yanıma." "Sayın Başbakanım, bu çubuk otomatik paraşüt sistemini harekete geçiren çubuk olduğundan dolayı pilotlarımız bu çubuk olmadan savaş uçaklarına binmek istemiyorlar. Yani risk almak istemiyorlar efendim." Demirel de şöyle bir koltuğa gerilerekten "Paşam, o zaman çubuğu satın alalım," der. Paşa cevap verir: "Satmıyorlar ki efendim." "Satmayan kim?" der Demirel. Paşa cevap verir: "Amerikalılar efendim." Demirel biraz hiddetlenir: "O zaman biz yapalım," der. "Biz üretelim," der. Semih Paşa boynunu büker şöyle der: "Yapamayız çünkü patenti bize ait değil. Üretemeyiz, yasak." Demirel bu diyalogdan sonra kafasını sallayaraktan "Anladım paşam," der. "Ben yapacağımı bilirim." Tabii Demirel başbakan olduktan sonra kucağında bulduğu bir silah ambargosu sonucu yaşadığı sıkıntıları, sorunları aşmak için Amerikalı yetkililerle çeşitli defalar görüşmeler yapar ve sert şekilde uyarır. Amerikalılara "Bu sizin yaptığınız ilişkilerimizi baltalamaktır. Biz Türkiye olarak da NATO'nun askeri bir kanadıyız, üyesiyiz. Hem siz NATO'nun askeri kanadı Türkiye'yi zora sokuyorsunuz, hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimizi zaafa uğratıyoruz," diyerekten Amerikalı yetkilileri sert bir şekilde
şekilde uyarır. Demirel ne söylese de, Türk yetkililer ne söylese de Amerikalılar hiçbir şekilde kaleye almaz. Bakanlar Kurulu sert ve keskin bir karar alaraktan Türkiye'deki tüm Amerikan üslerinin kapatılması kararını alır. 25 Temmuz 1975 Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'de bulunan 21 Amerikan üssü ve tesislerin tamamı İncirlik dahil kapatılır ve 5000'den fazla Amerikan personeli ve çalışanı sınır dışı edilir. Bütün Amerikan üslerindeki Amerikan bayrakları indirilir, yerlerine Türk bayrağı asılır ve bu Amerikan üslerinin kapatılması yasağı 1980'e kadar devam eder. Tabii bu sert ve tavırlı karar Amerikalıları resmen şok etmiştir, şaşırtmıştır. Türkiye'den beklemedikleri bir cevap alan Amerikalılar ambargoyu ne kadar derinleştirse de Türkiye 4 yıl boyunca Amerikan ambargosu altında hayatını devam ettirdi. Yani çeşitli zorluklar olsa da dünya dönmeye devam etti. Ve Amerikalılar 4 yıl sonra 1978'de pes ederek Türkiye'ye uyguladıkları tüm ambargoları kaldırdılar. Fakat Ecevit ambargoyu kaldırmalarına rağmen Türkiye'deki üsleri tekrar Amerikalılara vermedi ve Amerikan üslerini açmadı. Ta ki ne zamana kadar? İşin ilginci bu. 1980'de biliyorsunuz darbe oluyor. Darbeden sadece bir ay sonra darbe hükümeti ilk iş olarak Amerikan üslerini tekrar geri açıyor ve Amerikalılara teslim ediyor. Bugün yaşadığımız Amerika'yla çeşitli sorunlar, problemler bizleri Amerikan üslerini, özellikle İncirlik üssünü kapatmaya gider mi? O zamanki konjonktürle bu zamanki konjonktür çok farklı. Amerikan üslerinin kapatılması problemi belki çok çok büyük, daha büyük yaşanacak krizler sonrası alınabilecek bir karar olarak düşünüyorum. 1970'lerin şartlarındaki Amerikan üs sayısı dünyada olabildiğince azken, şimdiki şartlarda Amerikan üs sayısı olabildiğince fazla ve hatta en son Yunanistan Amerika'ya çeşitli üsler verdi. Pilotlarımızın otomatik paraşüt sistemini harekete geçirmek için bir demire muhtaç olduğu Türkiye, bugün kendi jetimizi üretecek pozisyona gelen Türkiye, kendi tankımızı, gemimizi, denizaltımızı, helikopterimizi, minimum araç ve gerecimizi üretmiş olan Türkiye çok çok farklı pozisyonda. Bunun için Türkler üretmeye devam edecek, üreteceğiz, gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Amerika istediği kadar ambargo uygulasın, biz yine bildiğimizden geri kalmayacağız. Allah'a emanet olun dostlar.